bir belge açıklayacağım. İzleyicilerimize kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Haberdar Gazetesi'nden Arzu Yıldız'ın haberi. Medya hiç yer vermediği için ben Halk TV'nin ekranlarında göstermek istedim. Çok yeni bir haber. Bugünün haberi bu. Bu belgeye dayanıyor. Siz de bugün evet mutlaka haber bültenlerinizde yer verirsiniz. İçişleri Bakanlığı, ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, Siirt Valiliği, hakimler, savcılar, Yüksek Kurulu'na yazı yazıyor. Diyor ki aşağıda ismi geçen hakimler, Emniyet Genel Müdürlüğü, valilikler ve İçişleri Bakanlığı aleyhine kararlar vermiştir. Bunların hakkında soruşturma başlatılması gerekir deniliyor. Bakın, yeniden anlatıyorum. Özellikle Barolar Birliği'ne, İstanbul Barosu'na, Ankara Barosu'na, Diyarbakır Barosu'na <laughs> da buradan çağrı yapıyorum. Anayasa'nın 138. maddesine göre hiç kimse hakimlere ve savcılara talimat veremez. Hakime ve savcıya talimat vermek suçtur. Ama ne yapıyorlar? İçişleri Bakanlığı HSYK'ya bir yazı yazıyor. Aşağıda ismi geçen hakimler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, Siirt Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine kararlar vermiştir. Bunlarla ilgili soruşturma başlatın deniliyor ve HSYK HSYK 12 hakim hakkında soruşturma başlatıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu yazısı ve talimatı, talimatı gereği. Üzerine hı üzerine 12 hakim hakkında soruşturma başlatıyor. Diğer hakimlerin de terfilerini durduruyor. Şimdi buradan o HSYK'da güya sözlü Atatürkçü hakimlere sesleniyorum. Talimatla mı iş yapıyorsunuz ey HSYK üyeleri? Yargı bağımsızlığı. Hani yargı bağımsızlığı? Sizin, sizin. Size bu yazı geldiğinde, şu elimde tuttuğum talimat geldiğinde derhal bu yazıyı bakın isimler burada. Hangi mahkemeler hakkında suç duyurusu, daha doğrusu talimat verdikleri burada. HSYK üyelerine böyle bir yazı geldiğinde bu yazı derhal Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilmeli ve İçişleri Bakanlığından bu talepte bulunan bürokratlar ve valiler hakkında soruşturma açılması talep edilmeliydi. Şu anda HSYK İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla iş yapıyor. Hakimlerin terfileri durduruluyor ve 12 hakim hakkında soruşturma açılıyor. Anayasa'nın 138. maddesine göre hiç kimse hakimlere ve savcılara talimat veremez. Hakimler savcılar Yüksek Kurulu işlevini yitirmiş. Bir Yüksek Kurul değil demek ki. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu Tayyip Erdoğan'ın denetimi altındadır. Aydınlık gazetesi her ne kadar orada güya Atatürkçüler var dese de bu bir utanç tablosudur. Bakın ben belgeyle konuşuyorum, belgeyle. Belge burada. Emniyet Genel Müdürlüğü mesela Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, Hatay İdare Mahkemesi, Isparta İdare Mahkemesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İzmir 1. İdare Mahkemesi, Malatya İdare Mahkemesi, Manisa İdare Mahkemesi, Ordu İdare Mahkemesi neredeyse memleketin tüm mahkemeleri hakkında talimat veriyor İçişleri Bakanlığı Sonuçlarım bu hakimler var. hakkında Yo, soruşturma için bunlar bizim uygula uygulamalarımız hakkında aleyhimizde karar veriyor. Tabii ki verecek mahkeme. Sen hukuku katlediyorsan, hukuku ayaklar altına alıyorsan, yasa dışı işler yapıyorsan mahkeme bir şikayet geldiyse tabii ki bunu değerlendirecek.